Arkadaşlar herkese merhaba. Çağışan Eczacılar platformu olarak gerçekleştirdiğimiz Öğrencisinden Dinle yayın serimizin bir yenisiyle daha birlikteyiz. Bu yayınımızda Sayın Hatice Kübra Çıtırıkçıoğlu bizlerle birlikte. Kübra hocamla birlikte okuduğu bölümü, üniversiteyi dinleyeceğiz. Onun tecrübelerinden faydalanmaya çalışacağız. Tercih edecek arkadaşlara da umarım faydalı olur. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam öncelikle yayın teklifimizi kabul ettiğiniz için, bizi kırmadığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz için ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Arkadaşlar biliyorsunuz bu yayın serimizde kendi bölümünde ve üniversitesinde kendi bölümünü, üniversitesini bilerek, isteyerek ve severek okuyan, tecrübelerini alt dönemlerde tercih edecek, üniversiteyi tercih edecek arkadaşlarla paylaşacak öğrenci arkadaşlarımızı ağırlıyoruz ve öğrencisinin gözüyle bakıyoruz bölüme ve üniversiteye. Zaten isminden de belli Öğrencisinden Dinle. Bu yayında da Kübra hocamın bölümünü dinleyeceğiz. Umarım sizler için de faydalı olur. Bölümle alakalı olarak sorularınız, eleştirileriniz, görüşleriniz ve Kübra hocama birebir de yönelteceğiniz sorular olursa lütfen bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hocam ben sözü de çok uzatmadan öncelikle sizi tanıyarak sohbetime başlamak istiyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Tekrar hoş bulduk. Ben Hatice Kübra Çıkrıkçıoğlu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3. sınıfı bitirmiş bulunmaktayım. Artık stajyer doktor olarak katılıyorum yayınınıza. Üniversitemizde Sağlıkta Kariyer ve Girişimcilik Topluluğu'nun kurucularındanım. Ayrıca şu anda başkanlığını hala yürütmekteyim. Okulda idari işlerde ayrıca görev alıyorum gönüllü olarak. Pandemide ara verdik ama Oda Müziği Orkestrası'nda yine müzik alanında da çalışıyorum. Bunun dışında okul dışında çeşitli STK'larda, sivil toplum kuruluşlarında da gönüllü faaliyetlerimi sürdürüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Yani tıp fakültesi gibi ağır bir eğitime, böyle 6 yıllık ağır bir eğitime sahip bir bölüm okurken de böyle hem topluma değer katma açısından hem de kişisel kariyeriniz ve becerilerinizi artırmak açısından yaptığınız faaliyetleri de gönülden destekliyorum ve teşekkür ediyorum. Umarım hekimlik hayatınızda da bu faaliyetleri de daha da artırarak bizlere fayda sağlayacağınıza da umuyorum ve bu konuda da gönülden sizi tebrik ediyorum. Hocam bugün aslında tıp fakültesi aslında her öğrencinin istediği böyle gönlünden böyle koparak ya ben keşke tıp fakültesi kazansaydım dediği ve benim de böyle bu yayınlarda hep sorduğum arkadaşlar bu bölümü isteyerek mi tercih ettiniz? Bu bölümü nasıl tercih ettiniz dediğinde arkadaşlardan gelen ilk tepki şu oluyor. Ya ben aslında tıp fakültesi istiyordum ama İşte puanım tutmayınca mühendislik yazdım, diş hekimliği yazdım, eczacılık yazdım gibi oluyor. Hatta ben ikinci kez hazırlandım ama yine olmadı oluyor. Ve artık nihai olarak da sizlerle tıp fakültesini konuşacağız. Böyle uzun uzun her ayrıntısını, her böyle bilgiyi sizden almak ve arkadaşlarıma da aktarmak istiyorum. Bunu da şundan dolayı önemsiyorum. Böyle sosyal medyada arkadaşlar biliyorsunuz artık hani yeni nesil dediğimiz böyle bir çalışmalar oluyor. Yani sınava hazırlanırken bile arkadaşlarımız böyle uygulamalardan artık sorular hazırlanıyorlar. Yani ben çok öncesinde bir üniversite okumuş birisi olarak bizim zamanımızda sadece kağıt kalem ve kitaplar üzerinden yürürken şimdi mobil uygulamalar üzerinden bile soru cevap yapabiliyorlar. Bunu niye söylüyorum? Arkadaşlar sosyal medyada özellikle YouTube'da arama yaparken çok böyle uçuk kaçık, ütopik ve doğruları yansıtmadığını fark ettiğimiz bilgiler paylaşılıyor. Hele hele konu tıp fakültesi gibi, mühendislik fakültesi gibi, hukuk fakültesi gibi önemli bölümler olunca açıkçası kulaktan duyma yanlış bilgilerin yayılmasını da hem vicdanen hem de bir meslek mensubu olarak, sağlık mesleği mensubu olarak da çok doğru bulmuyor ve istemiyorum. Bu yüzden de yayınlarımızı böyle elimizden geldiğince teferruatlı, arkadaşlara bir şeyleri en doğru şekilde aktarma amacıyla yapıyoruz. Sözü çok daha fazla uzatmadan hocam, size bırakmak istiyorum. Siz lütfen uzun uzun bize tecrübelerinizi ve bilgilerinizi paylaşın. Bölümünüzü ve okulunuzu seçerken nelere dikkat ettiniz? İstersen buradan başlayabiliriz hocam. Tabii ki başlayalım. Şimdi öncelikle öğrencilerin en çok istediği bölümlerden birisi olarak tıp fakültesi dediniz. Ben ona kısmen katılıyorum, kısmen katılmıyorum diyelim. Türkiye'de ailelerin en çok istediği bölüm tıp fakültesi diyebiliriz. Ben lisedeyken aslında daha çok uçak mühendisliği ya da pilotaj gibi düşünüyordum. Yine son sınıfa kadar da aynı şekilde bununla gelgitler arasında devam ettim. Ancak burada seçim kısmında beni iyi tanıyan, beni benden daha iyi tanınacağını düşündüğüm büyüklerimin sözlerine birazcık kulak verdim. Ve bu sebeple tıp fakültesinin bana uygun olacağını düşünerek tıp fakültesini seçtim. Peki neden Ankara Tıp'ı seçtim kısmına gelecek olursak? Ben Türkiye'de TYT'de 554. olmuştum. YKS'de de 2283. Tabii ki santral dediğimiz merkezde ya İstanbul ya Ankara
da tıp fakültesi düşünüyordum. Bu sebeple Çapa Tıp ve Ankara Tıp arasında kaldım. Neden Ankara Tıp'ı seçtiğime gelecek olursak da, birincisi yani saydıklarım sadece bir kısmıydı ama ben sosyal aktivitelere çok dikkat eden birisiyimdir. Ve Ankara'da bunu gerçekten başarabilirsiniz Ankara Tıp'ta. Ankara Tıp öğrenci kulüpleri açısından gerçekten çok geniş bir skalaya sahip. Her türden müzik olur, dans olur, düşünce toplulukları olur, yine yurt dışı değişim programları yahut yurt içi değişim programları. Bunların hepsine gerçekten vakıf bir şehir oluyor, üniversite oluyor. Ayrıca yine siz bilimsel açıdan bakmak isterseniz de Ankara en çok kongrelerin yapıldığı, daha böyle bilimsel bir şehir olarak geçiyor İstanbul'a nazaran. İstanbul'da birazcık daha eğlence sektörüne kayabilirsiniz yahut tarihe çok önem veriyorsanız yine tarihi dokusunu İstanbul'un alabilirsiniz. Ancak bilimsel çerçevede ilerlemek için Ankara güzel bir tercih. İkinci olarak aileye yakınlık. Şimdi yine bölüm seçmeleri açısından Ankara Tıp'ın avantajlarına geleceğiz ileride ama sanırım bu daha nesnel olmayan öznel bir kısım. Aileye yakınlık, İstanbul bana uzaktı. Ankara benim oturduğum şehrime daha yakın. Tıp fakültesini seçmeden önce aslında ben pek de bu konunun önemli olduğunu düşünmüyordum. Çünkü insan yanındayken çok fazla anlayamıyor. Tıp fakültesinin diğer fakültelerden şöyle bir farkı var. Şimdi her fakülteye tabii ki derecemize göre, sıralamamıza göre giriyoruz. Ancak içeride girdikten sonra herkesin ne kadar fazla zeki olduğunu, zekadan daha fazla herkesin ne kadar çok çalıştığını görüyorsunuz. Ve insanlar o kadar çok çalışıyor ki siz de buna dahil. Artık insan kendi kapasitesini aşıyor. Yani beynin gelişimini adım adım, yıl yıl gerçekten bunu izleyebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Bunu sadece küçük bir örnek olması açısından vereyim. Ben tıp fakültesine girdiğimde biz modül modül ilerliyoruz. Şimdi sınav sisteminden bahsedeceğim ama bir giriş olsun diye söylüyorum. Modül modül ilerliyoruz. Her iki ayda bir sınav oluyoruz. Bu iki ayda yaklaşık 200-300 sayfadan sorumlu oluyorduk birinci sınıftayken. Ama ben üçüncü sınıfı bitirdim. Üçüncü sınıftayken sınavların aralıkları azaldı. Her ay sınava girmeye başladık ve bir ayda 800 sayfadan falan sorumlu olmaya başladık. Şimdi iki ayda 200 sayfadan bir ayda 800 sayfaya geldik. Ama bu kısımda gerçekten psikolojik olarak insan çok yıpranıyor. Arkadaşlar da tabii destek olabiliyor ama aile bu konuda önemli bir etken diyebiliriz. Son olarak da öğretim sistemine geçeceğim Ankara Tıp'ın. Şimdi tıp fakülteleri arasında gerçekten bariz bir fark var, özellikle internlik konusunda. Bu eğitimin ilk 5 senesinden ayrıca bahsedeceğiz ama son senesinde bu internlik dediğimiz kısımda öğrenciler eğitim görmüyorlar. Öğrenciler direkt hastaneye gidip orada bir doktor gibi çalışıyorlar. Ankara Tıp'ta da gerçekten internlere tam olarak iş yaptırıyorlar. Her türlü ayak işini de yapıyorlar. Ancak bunun yanında direkt olarak hasta bakarak doktor olarak gelişimlerini de tamamlıyorlar. Güzel bir ilerleyiş sergiliyorlar. Ama bu da demek oluyor ki çok fazla nöbet tutuyorlar, çok fazla iş yapıyorlar, çok fazla yoruluyorlar ve TUS sınavına gireceklerse eğer, ki çok işe zaten girecek, bu sınavda maalesef yeteri kadar çalışamayabiliyorlar. Sonraki seneye bırakmaları gerekiyor. Ancak bu şu anlama geliyor. Evet, bir sonraki sene TUS'a gidiyorlar. Ama doktor olarak o gelişimlerini tam olarak tamamlamış oluyorlar. Ve perifere gittiğinizde, mecburiye gittiğinizde bu kişi Ankara Tıplı diye seçiliyor. Şu an ben mezun olmadım ancak mezun olan çok kişiyle konuştum Ankara Tıpı seçmeden önce, ki keza hala konuşuyorum. Gerçekten bu seçimden çok memnunum. İstanbul'u seçmeme sebebim bu oluyor. İstanbul'da insanlar ilk senesinde evet TUS'a gidiyorlar ve TUS'ta derece yapıyorlar. Ancak bunun sebebi internlik sırasında ve 5. sınıf sırasında öğrencilerin rahat ve boş bırakılması, iş yapmamaları oluyor. Çok teşekkür ederim hocam. Ya ben de böyle aslında, yani nasıl diyelim, benim de böyle merak ettiğim bölümlerden bir tanesiydi. Böyle sizi dinlerken böyle hayran hayran dinliyordum, acaba nasıl bir eğitim, nasıl bir sistem diye. Çok teşekkür ederim. Hocam, diğer bir soruma şöyle geçmek istiyorum. Aslında ben burada şunu anlıyorum biraz da. Siz çok bilinçli bir tercih yapmışsınız. Yani daha doğrusu, yani kendinize dair çok bilinçli bir tercih yapmışsınız. Hani ben ne istiyorum? Sonunda istediğim şey ne? Beni oraya götürecek süreç, fakülte, üniversite nedir diye, bölüm nedir diye çok doğru ve bilinçli bir tercih yapmışsınız. Bunu da diğer soruya geçmeden eklemek istedim. Hocam, o zaman
şöyle açayım. Bölümden biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Bölümdeki derslerden bahsetmenizi isteyeceğim. Tabii ki yıl yıl. Birinci sınıfta nasıl, ikinci sınıfta nasıl? Biraz buralardan bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi modül sisteminden bahsettim. Ona biraz daha ilerleyen kısımda geçeceğim. Tıp fakültesi eğitimini üçe ayırıyoruz. Bildiğiniz gibi 6 sene oluyor Türkiye'de. 1 sene hazırlık bazı üniversitelerde var, bazılarında yok. Eğer varsa 7 sene oluyor. Bunu saymıyorum. 6 sene üzerinden devam ediyoruz. İlk 3 sene bizim teorik eğitim dediğimiz kısım oluyor. Genel olarak aynı dersleri, benzer dersleri işliyoruz. Buradaki teorik eğitimde biz hasta görmüyoruz kesinlikle. Tamamen okulun içinde normal sıralara oturarak, herhangi bir diğer fakültenin öğrencisi gibi normal sıralara oturarak eğitimimizi görüyoruz. Sonraki 2 sene, yani 4. sınıf ve 5. sınıfta bizler stajyer oluyoruz. Stajyer doktor oluyoruz. Burada da hastaneye gidiyoruz. Hastanede hasta görüyoruz. Polikliniklerde hocanın yanında dolaşıp o hastaya nasıl yaklaşıyorsa bunu bir usta şırak ilişkisi şeklinde öğrenmeye gayret ediyoruz. Aynı zamanda yine hastanelerin içinde aslında hastaların görmediği ama doktorların gittiği orada derslikler de var. Yine hastanenin içindeki dersliklerde eğitimimizi görüyoruz. 6. sınıf bir eğitim yılı değil. 6. sınıf bir uygulama yılı. Burada da yine hasta görülüyor. Ancak bu yılın hem güzel yanı hem kötü yanı var. Güzel yanı şu, yanınızda sürekli asistanlar ya da uzmanlar oluyor. Siz bir hastada takıldığınız an hemen ona sorup bunu gayet iyi bir şekilde öğrenebilirsiniz. Zaten hastaya dokunuyorsunuz, zaten bir tecrübe kazanıyorsunuz. Bu yönden güzel. Kötü yanıysa bazı fakültelerde gerçekten çok fazla angarya iş yapılıyor. Yani evrak işleri, doktorluk dışında hemşirelerin ya da sekreterlerin yapması gereken işler. Bu konuda birazcık tıp fakültesi öğrencileri rahatsız diyebiliriz. Şimdi tekrar ilk 3 seneye gelecek olursak. Bu teorik eğitimde 1 ve 2. sınıfta, Ankara Tıp'tan bahsediyorum bu arada, modüller 2 ay 2 ay şeklinde ilerliyor. 3. sınıftayken de her bir ayda bir modülümüz değişiyor. Peki modül modül diyorum, bu modül ne? Modül şu oluyor. Bildiğiniz gibi vücudumuz birçok farklı bölümden ve birçok farklı sistemden oluşuyor. Bazı üniversiteler şu şekilde ilerliyor. Bir sene bütün sinir sistemini baştan sona işliyorlar. İşte beynimizdeki sinir sistemi, kolumuzun siniri, bacağımızın siniri ayrı ayrı. Yahut kasa başlıyorlar. Kafamızdaki, kafatasımızdaki kaslar, yüz kasları, kol kasları, işte karın kasları, bacak kasları hepsini ard arda işleyip bitiriyorlar. Kas komitesi yapıyorlar bunun adına. Şimdi bizde bundan daha farklı bir eğitim var. Bizde şu şekilde oluyor. Biz de diyoruz ki, örneğin üst ekstremite modülü olacak bu modül. Ekstremite işte üst ekstremite şey oluyor. Kollar, eller ve skapula işte kürek kemiği, omuz vesaire bunu kapsıyor. Biz peki bu üst ekstremitede ne yapıyoruz? Önce kemiklerini tek tek öğreniyoruz. Sadece üst ekstremitede bile 32 tane kemik var. Hepsini tek tek en küçük çıkıntısına kadar ezberliyoruz. Sonrasında bunun kaslarını, bu kasları innerve eden sinirleri sonra işliyoruz. Sinirlerden sonra da bunların patolojilerini, yani işte hastalıklarını, sorunları ne olabilir diye bu şekilde bölüm bölüm bitire bitire gidiyoruz. Ve bu bence gerçekten Ankara Tıp'ın en güzel özelliklerinden birisi. Seçerken ben buna da dikkat etmiştim. Bu hani şeydi, ilk 2 sene genelde bunlarla geçiyor. 3. sene de birazcık daha hastalıkların daha fazla içerisine giriyoruz. Bölümleri sistem sistem daha fazla işlemeye başlıyoruz. Örneğin nedir? Gastrointestinal sistem. Ağzınızdan başlayarak işte yemek borusu, mide, bağırsaklar, anüse kadar, çıkışa kadar bütün anatomisini tekrardan bakıyorsunuz. Bütün işleyişine, fizyolojisine tekrar bakıyorsunuz. Ve 3. sınıfta işin içerisine birazcık daha mikrobiyoloji ve farmakoloji dediğimiz dersler de giriyor. Burada mikrobiyolojide isminden de anlayabileceğiniz üzere bakteriler, virüsler, mantarlar işleniyor. Farmakolojide de ilaçları işliyoruz. İlaçların etki mekanizmalarını. 2. sınıfta da farmakoloji ve mikrobiyolojiye birazcık giriş yapıyoruz, başlıyoruz. Ancak burada tamamen etki mekanizmalarına bakıyoruz. 3. sınıftayken ise hastalıkların içerisinde hangi durumda hangi antibiyotik verilir? Hangi durumda hangi işte non-steroid anti-inflamatuar, yani şey, yangı önleyici, inflamatuar engelleyici hangi ilaçlar verilir? Bunların üzerinden gidiyoruz. Tabii ki bir ilaç yazma yetkimiz olmuyor. Piyasa adlarını da öğrenmiyoruz. Biz bunların içerisindeki o farmasötik kısmını öğreniyoruz. Siz tabii ki esasınız. Sizin konunuza da girmek istemiyorum ama bu şekilde oluyor. Peki derslere bakacak olursak, derslerde neler var?
Burada da yine Ankara Tıp'ın bir farkından bahsetmek istiyorum. Bazı tıp fakültelerinde ilk sene tamamen lise 5. sınıf gibi geçiyor. Tıp fakültesine giriş gibi geçiyor. Neler bunlar? İşte istatistik dersi olabilir. Tıp tarihi ve etik dersi olabilir. Bunun gibi işte hesaplama dersleri oluyor. Bunun gibi sadece gerçekten tıbbın içerisine girmeden lise 5 gibi devam eden koca bir sene geçebiliyor bazı fakültelerde, bazı okullarda. Ancak Ankara Tıp'ta sadece ilk 2 ay böyle bu tanışmaya benzer şekilde geçiyor. Sonrasında direkt olarak siz kemikleri görmeye, gerçek kemiklere dokunmaya, gerçek kadavraya dokunmaya başlıyorsunuz ve bu gerçekten büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Derslerden de anatomiyi, fizyolojiyi, histoloji ve embriyoloji, bunları açıklayayım. Anatomide vücudumuzdaki kemikleri, kasları, sinirleri tek tek bunların yapısına bakıyoruz. Fizyolojide evet bu yapıları öğrendik. Peki bunlar nasıl bir işleyişe sahipler? Tamam kas var, sinir var ancak bunlar birbirleriyle nasıl iletişim sağlıyorlar? Evet bizim bir kasımız var, sinirimiz var, kemiğimiz var ama biz burada elimizi kaldırmaya çalıştığımızda hangi yolaklara gidiyoruz? Bunların hepsine tek tek bakıyoruz. Onun dışında yine 1. sınıfta direkt olarak hücreyle başlıyoruz tabii ki bu ilk 2 ay dediğimde. Hücrelerin yapısını vesaire. Bunda da tıbbi biyoloji, tıbbi biyokimya gibi dersleri işliyoruz. Biyofizik derslerini işliyoruz. Bu şekilde ilerliyor. Söylediğim gibi 2. ve 3. sınıfta farmakoloji dersi, mikrobiyoloji dersi, patoloji dersi yine işin içerisine giriyor. Bunlara ek olarak Ankara Tıp'ta şöyle bir olay da var. Şimdi normalde söylediğim gibi biz ilk 3 sene teorinin içerisindeyiz ve hastalarla ilgili bir şey görmüyoruz. Ama siz fakültenin içine girdikten sonra bütün çevrenizde artık adınız doktor olarak çıkıyor. Ve herkes hastalıklarını size sormaya başlıyor. Her şeyi size gelmeye başlıyor yavaş yavaş. Bunun bilincinde olduğu için de bizim fakültemiz 1. sınıfta ve 2. sınıfta normal eğitimin içerisinde entegre edilmiş şekilde işte haftada bir gün olabilir, 2 haftada bir gün olabilir. Bize PDÖ, probleme dayalı eğitim yahut bunun gibi dersler veriyorlar. Bunların içerisinde kateterin çıkartılması olabilir. Sonda nasıl takılıyor? Sonrasında damar yolu açma, ilk yardım eğitimi vesaire. Bunlar bize hafta hafta direkt olarak normal tıbbi eğitimin içerisine yedirilmiş olarak veriliyor. Tabii ki bunların sınavları da oluyor. Bu bence Ankara Tıp'ın güzel bir avantajı. 3. sınıftayken de bu probleme dayalı öğretimde hasta simülasyonu geliyor. Küçük gruplar haline ayrılıyoruz. Tabii ki az önce söylediğimde de yine küçük gruplara ayrılıyorduk. Burada da hocamız başlıyor işte 65 yaşında erkek hasta şu şu semptomlarla geldi diye başlıyor. Siz hemen o anda size şey soruyor. Burada hastamıza hangi tetkikler isteyelim? Sizce neler olabilir? Siz o zamana kadar gelen bilgilerinizle bunları hayata geçirmeye çalışıyorsunuz. Tabii ki de burada bir süre kısıtı da var. Ona da değinmek istiyorum. Bir stres faktörü. Bu da size doktor olduğunuzu hissettiren, aynı zamanda gerçekten gelişimimize büyük katkısı olan bir şey. Hissetmekten ziyade bu katkı çok önemli. Çünkü hoca testleri söylüyor. Siz diyorsunuz ki ya ben bu testleri duydum ama hayatı nasıl geçireceğim? Unutmuştum ben bunu 2 sene önce işlemiştim. Hemen kitapları sarılıyorsunuz, bakıyorsunuz. Ya da hastalık direkt hastanın içerisinde olunca çok daha farklı bir duruma geliyor. Bunları da bakmış oluyorsunuz. Böyle güzellikleri var. Çok teşekkür ederim. Hocam şeyi merak ediyorum. O probleme dayalı bir eğitim alıyoruz dediniz ya. Evet. Yani sorularım arasında yoktu ama şu an size akışta bahsettiğiniz için sormak istedim. Ya bunu bir laboratuvarda alıyorsunuz öyle mi bu eğitimi? Fakültenin Ha. içerisindeki bir laboratuvarda Laboratuvar alıyorsunuz. demişim pardon. Şimdi şu şekilde bu hasta simülasyonlarının biz online dönem öğrencileriyiz. Bu sebeple online olarak küçük gruplara ayrılıp bu Zoom üzerinden ya da fakültenin kendi zaten altyapısı var bunun üzerinden işledik. Zaten hasta sunumuydu. Ancak bu 1. ve 2. sınıfta gördüğümüz işte kan almadır vesaire bizim ayrıca binalarımız var. Cebeci az sonra kampüsleri anlatacağım. Cebeci kampüsümüzün içinde sadece bu probleme dayalı eğitimin öğretildiği yerler var. İşte bu ilk yardım eğitimi için hasta maketlerimiz var. Sonda takma için ona göre maketler. Her şey için ayrı ayrı maketlerimiz var. Dikiş atma eğitimi oluyor. Hepsi için gerekli materyaller var. O yere gidiyoruz. Bu şekilde oluyor. Yalnız yeni soruya geçmeden değinmeyi unutmuşum, affedersiniz. Ayrıca 1. ve 2. sınıfta laboratuvar derslerimiz oluyor. Bu laboratuvar derslerince ben dersleri sayarken histoloji, mikrobiyoloji, biyokimya gibi saydım.
Bunları da biz sürekli laboratuvara girip işliyoruz. Histoloji de nedir? Hücreleri tek tek lamın lamelin içerisinde koyarak işliyoruz. Ayrıca yine bazı fakültelerde bu, bazı okullardaki tıp fakültelerinde bu yapılmıyormuş. Biz hücreler nasıl sabitlenir oraya? Yani birçok yerde aslında biz kendi hücrelerimizi oradaki lama sabitliyoruz. Bu aslında bir laboratuvar becerisidir. Birçok yerde ben bunun kazanılmadığını gördüm. Elbette nadir bulunan kısımlarda işte farenin küçük bir kulağının kıkırdağı, bunları tabii ki uzman hocalarımız ya da öğretim üyelerimiz hazırlık bize veriyor ama küçük şeylerde biz hazırlıyoruz. Bu da bence önemli, değinilmesi gereken bir kısım. Çok teşekkür ederim. Şunu soracağım hocam. Bir diğer sorum şu şekilde olacak. Tıp eğitimi pahalı bir eğitim mi Türkiye'de? Şimdi buna şu şekilde bakabiliriz. Bir devlet gözünden bakabiliriz. Bir de öğrenciler gözünden bakabiliriz. Devlet gözünden baktığımızda gerçekten tıp fakültesi çok pahalı bir eğitim. Örneğin bir hukukla kıyaslayacağım yahut bir mühendislikle vesaire kıyaslayacağım. Bizde sadece kadavralar, bakın diğer eğitimlerin hiçbirisini saymıyorum. Sadece kadavralar bile milyonlarca lira değerinde. Ve her fakültenin bunlara sahip olması gerekiyor tabii ki. Türkiye'de sahip olmayan fakülteler de var. Sadece bu bile milyonlarca lira değerinde. Ayrıca laboratuvar malzemeleri çok pahalı. Mutlaka bir hastaneniz olması gerekiyor. Hastanede aynı şekilde çok pahalı, çok pahalıya geliyor devlette. Yurt dışında özellikle Amerika'da bildiğiniz gibi üniversiteler paralı ve çok pahalı eğitimleri var. Normal okullar da paralı ancak tıp fakültesi normalin 2-3 katı pahalılığında. Türkiye'de de eğer özel üniversitede okuyorsanız, özel üniversitede tıp fakültesi okuyorsanız diğer bölümlere kıyasla daha fazla para ödüyorsunuz. Ancak bir devlet üniversitesinde okuyan öğrenciyseniz, şu anda öğrenci kısmından bakacağım. Bu kadar çok notlardan bahsettim. 200 sayfa, 300 sayfa, 700 sayfa. Bu notlar nereden geliyor? Elbette ki bir kırtasiyeden geliyor. Ve bunlara para veriyorsunuz. Notlarınıza para veriyorsunuz. Tamam. Bunun dışında kitaplar var. Ben sizin başka yanlarınızı da seyrettim. Orada hukuktan vesaire bahsetmiştiniz. Kitap fiyatlarını söylemişlerdi onlar. Ben gülerek seyrettim. Çünkü bizim pahalı olduklarını söylemişlerdi. Çünkü bizim en basit, en basic kitabımız bile 600-700 liradan başlıyor. Ki bunlar şöyle oluyor. En basic, en temeldeki kitaplar ve öğrenciler için basitleştirilmiş kitaplar. 600-700 lira. Siz biraz daha için temeli, işin derinliklerine gitmek isterseniz, birazcık daha o uzmanların okuduğu kitapları okumak isterseniz, bunlar 1500 lira, 2000 lira. Dolar kurunun da birazcık işin içine katarak söylüyoruz. Böyle bir durumu var. Eğer siz kitapları satın almak istiyorsanız. Ancak işte burada üniversitenizin güzelliği devreye giriyor. Ben Ankara Üniversitesi'nde bu konuda çok şanslıyım. Gerçekten ihtiyacımız olan bütün kitaplar, gerçekten son baskıları hem Türkçesi hem İngilizcesi olacak şekilde kütüphanemizde mevcut. Ve ben bu kitapların hiçbirisini satın almak zorunda kalmadım. Atlaslarım var. Atlaslar zaten yine okulumuzda da yeterli sayıda var. Ancak çok fazla ezber yapmanız gerektiği için artık yanınıza alıyorsunuz. Bunun dışında her şey üniversitemizin kütüphanesinde var. Bu bence çok güzel bir şey. Bu arada öğrenci sayısını söylemedim. Biz her sınıfta 400 kişiyiz. Türkçe tıptan bahsediyorum. İngilizce tıplarda sayı daha az. 60 kişi ila 100 kişi arasında değişiyor. Ancak Türkçe tıplarda 400 kişiyiz ve yine öğrencilere sayısı yetiyor. Çok teşekkür ederim. Kitaplarla alakalı mesela o yayında hukuk fakültesi okuyan öğrenci arkadaşımıza şu soruyu sormuştum. Merak ediyorum, size de sormak istiyorum. Tıp fakültesi eğitimi boyunca aldığınız kitaplar uzmanlık kazandıktan sonra ya da pratisyen hekim olarak devam ettikten sonra ya da üniversitede bir akademik kadroya devam ettikten sonra o kitaplar meslek hayatınızda işe yarıyor mu? Yani bir sadece öğrenci kitabı değil bir de meslek kitabı, iş kitabı diyebilir miyiz onlara? Tam olarak diyemeyiz aslında. Bu sizin hangi bölümü seçtiğinize bağlı. Şimdi siz eğer anatomiyi seçmiyorsanız yahut bir cerrahi bölüm seçmeyecekseniz o aldığınız anatomi atlaslarının hiçbir anlamı yok. Onları kullanmayacaksınız demektir bundan sonraki hayatınızda. Fizyoloji kullanılabilir. Fizyoloji her zaman işleniyor. Patolojiyi kullanırsınız. Çünkü patoloji direkt olarak bütün sistemlerimizdeki hastalıklara bakıyor. Ve hangi bölüme giderseniz gidin bir basic patoloji sizin her zaman işinizi görecek bir şeydir. Basic temel patoloji diyorum. En çok da Robbins patoloji kullanılır örneğin. Robbins yazarının yazdığı. Bunun dışında
Bu söylediğim o 1500-2000 liralık dediğim kitaplar zaten her biri bir uzmanlık alanında kullanılan, o asistanların gerçekten işin derinine girmek için kullandığı kitaplar olduğu için eğer onlardan alırsanız evet kullanırsınız. Ancak söylediğim az sonra ana bilim dallarını sayabilirim. Gerçekten çok fazla kitap var. Her bilim dalında yine onlarca kitap var. Bunların hepsini zaten almanız mümkün değil. En iyisi kütüphaneden kullanmak oluyor. Alacaksanız da o bölümde uzmanlaşırsınız zaten. Çünkü 30'a yakın bizim bölümümüz var. Hepsinden birer tane kitap alsanız 30 bin lira tutar. Ki bunu çok kimse doğru yapmıyor. Böyle bir şey gerek yok. Çok doğru. Yani artık o biraz şeye giriyor artık. Yani kişisel bir tıp kütüphanesi yaratmak isteyen, oluşturmak isteyen bir arkadaşımız olursa. Ya evet, ama gerek yok. Söylediğim gibi sadece uzmanlığınıza ait kitapları okumanız sizin için yeterli olabilir. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi şöyle, mesela bu soruyu da çok merak ediyorum ve bu soruyu her bölüme sorduğumda neredeyse farklı cevaplar alıyorum. Okuduğunuz bölümü Türkçe okumak mı, İngilizce okumak mı? Mesela temel bilimler okuyan arkadaşlara sorduğum zaman mesela ben şöyle bir şey bekliyordum. Yani mesela arkadaşlara şunu soruyorum. Arkadaşlar, bu mesela bölümünüzdeki arkadaşlara ne önerirsiniz kendilerini geliştirmek için? Tabii ki ilk gelen cevap mümkünse birinci, daha da mümkünse ikinci yabancı dili öğrensinler, kendilerini geliştirsinler oluyor. Ama bazı bölümlerdeki arkadaşlar diyorlar ki hayır, bu bölümün felsefesini, düşüncesini, temelini anlamak için bu bölümü Türkçe okumak gerekiyor, yabancı dilde okumamak gerekiyor. Mesela felsefe bölümündeki yine bir arkadaşım böyle söylemişti. Yine temel matematik, teorik matematik okuyan bir arkadaşım bunu söylemişti. Şimdi hocam bu soruyu size yöneltmek istiyorum. Türkçe tıp mı? Yani tıp fakültesini Türkçe okumak mı, İngilizce okumak mı? Neden? İkisi için de neden? Şimdi bu soruyu şöyle cevaplayayım. Bu tamamen sizin ileride yurt dışında mı çalışmak istiyorsanız, Türkiye'de mi çalışmak istiyorsunuz sorusuna vereceğiniz cevapla ilgili. Ben de tıp fakültesi seçimim sırasında Türkçe mi olsun, İngilizce mi olsun diye çok arada kalmıştım. İngilizce tıptan da çok arkadaşım var. Bu sebeple bu soruyu güzelce cevaplayabileceğime inanıyorum. Şimdi tıp fakültesinde söylediğim gibi bir teorik kısım var ilk 3 sene, bir de klinik kısım var. Siz eğer ileride bir klinikte çalışmak istiyorsanız, yani klinik dediğim hastaneye gittiğinizde herhangi bir gittiğiniz bölüm, bunlar klinik oluyor. Dahiliye olur, göz olur, hiç fark etmez. Hepsi klinik oluyor bunların. Bunlara gittiğiniz, buradaki doktorlardan birisi olmak istiyorsanız, Türkçe tıp burada daha ideal bir şey olabilir. Çünkü Türk hastalar göreceksiniz ve bu Türk hastaları göreceğinizde yine Türkçe olarak iletişiminizi kuracaksınız. Bunu ayrıca şunu da değinmek istiyorum. Şimdi bu klinik taraftayken, bu 4 ve 5. sınıftayken söylediğim gibi hocanın etrafında dolaşıp sürekli o hastayla nasıl iletişim kuruyor diye bakıyorsunuz. Siz İngilizce tıp bile okusanız hoca Türk hastalarla Türkçe bir şekilde iletişim kuruyor. Bu sebeple zaten maruz kaldığınız şey yine Türkçe olacak klinik bilimlerde. Ha, hoca size tabii ki İngilizce olarak gerekli kısımlarda, o hani dedim ya hastanedeki derslikler var. Orada yine size İngilizce olarak anlatır. Ama 4 ve 5. sınıfta yine Türkçe'ye maruz kalacaksınız. Ayrıca internlik dediğim o bir eğitim değil, o bir çalışma. Orada zaten Türkçe olarak çalışacaksınız. Yani İngilizce tıp dediğinizde biz ilk 3 seneyi kastediyor olacağız. Bu ilk 3 sene neydi? Teorik kısımdı. İşin temel bilimleriydi. Şimdi bu temel bilimlerde de şöyle bir şey var. Neden Türkiye, neden yurt dışı diyorum. Temel bilimler Türkiye'de çok fazla gelişmiş değil maalesef. Klinik bilimler gerçekten dünyada önder konumdayken temel bilimler maalesef çok fazla gelişmeye açık bir durumda. Bu sebeple eğer siz ileride research yapmayı düşünüyorsanız, ileride yurt dışında akademisyen olmayı düşünüyorsanız, yurt dışında doktora yapmayı ve orada kalmayı düşünüyorsanız gerçekten İngilizce tıp okumanızı tavsiye ederim. Ancak Türkçe tıpı şu açıdan değineceğim. O diğer bölümlerdeki arkadaşlardan bir tanesi de buna değinmiş, siz şimdi söylediniz. Ana dilde eğitimin önemi. Oktay Sinanoğlu'nun bir kitabı vardı, Oktay Sinanoğlu'nu tanıtan. O tamamen ana dilde eğitimin öneminden bahseder ve Türkiye'de de bunun çok fazla mücadelesini vermiş. Ki ben de buna katılıyorum. Olayın mantığını kavramak için, olayın felsefesini kavramak için sizin ana diliniz gerekmekte. Ana diliniz Türkçe ise evet Türkçe. İngilizce ise İngilizce eğitim görebilirsiniz. Ayrıca buradaki felsefeden kastım şu, İngilizce tıp okuyan arkadaşlarımla konuştuğum zaman tamam onlar da bu bilgileri sahip oluyorlar, bu bilgilerini kafalarına koyuyorlar ama şu şekilde oluyor, bunları ezberliyorlar. Yani olayın mantığına oturtmak değil, tamamen ezber. Ama o kadar çok ezberliyorsunuz ki zaten tıp fakültesi hep ezber üzerine geçer.
O kadar çok ezberliyorsunuz ki artık beyniniz bunu kabul ediyor ve bu şekilde öğreniyor şeklinde bakabiliriz. Ancak Türkçe eğitimde siz direkt olarak bunun mantığını öğreniyorsunuz bu şekilde. Ayrıca burada çok önemli bir kısım daha var. Sizin neredeki tıp fakültesini okuduğunuz? Şimdi Ankara Tıp'ta hocalarımız gerçekten çok güzel. Hepsi İngilizceye, neredeyse hepsi çok hakimler. Ve direkt olarak Türkçe'de nasıl kurdularsa espriler dahil bunu İngilizce'de de sürdürebiliyorlar. Bu gerçekten önemli bir hoca kalitesi kriteri. Ancak siz eğer perifere gidecekseniz yahut hocaların İngilizceyi çok iyi hakim olmadığı bir yere gidecekseniz oradaki İngilizce tıpta benim şu şekilde duyduğum çok fazla var. İngilizce tıp okuyorum ama hoca derste Türkçe anlatıyor. Yahut hocanın slaytları Türkçe. Bu şekilde çok fazla şey duydum. Bu sebeple eğer İngilizce seçecekseniz ayrıca üniversitedeki hoca kalitesine de dikkat etmelisiniz. Bu arada Türkçe seçenlere de ayrıca başka bir şey diyeyim. Türkçe seçecek olmanız İngilizce öğrenmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Tam tersi sizin İngilizceyi mükemmel derecede öğrenmeniz gerekiyor. Yani heceleyerek söylüyorum. Gerçekten mükemmel derecede öğrenilmesi gerekiyor. Tabii ki iyi bir doktor olmak istiyorsanız. Çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten ikisi için de yani ikna edici bir şey oldu, konuşma oldu ikisi için de. Ben de yine burada hep böyle aslında şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani diğer soruya geçmeden. Mesela ben bu Öğrencisinden Dinle serisinde başladığımda birçok bölüm hakkında tabii ki sadece kulaktan duyma kadar bilgiliydim. Kulaktan duymayla bir şeyler biliyordum. Ama böyle alanındaki böyle isteyerek okumuş, böyle severek o bölümü okuyan arkadaşlarla sohbet ettikçe aslında ben bunlara sohbet diyorum. Yani benim için çok güzel bir aslında bir şey oluyor. Böyle hep şey multidisipliner böyle bir şey yapıyorum. Kafamda bir ağ oluşturuyorum, bir girift oluşturuyorum kafamda. Şunu söyleyeceğim. Her arkadaşın söylediği özellikle tabii ki biraz daha mantık, matematik ve sayısal ağırlıklı mühendislik, sağlık bilimleri ve bölümleriyle alakalı arkadaşlar da hep şunu söylüyorlar. Türkiye'de teknik anlamda çok iyiyiz ama temel bilimlerde ve teoride gerçekten biraz eksikliğimiz var herhalde. Özellikle temel bilimlerde ciddi manada. Burada da aklıma şey geldi. Siz bahsettiğinizde Levent Ülgen'in İngilizce ODTÜ okuma macerası geldi. Yani 4 yıl boyunca bölümü ya burada F eşittir M ise M'i verdiyse F'i de verdiyse A'yı soruyordur herhalde diyerek İngilizce bilmeden İngilizce ODTÜ'de bölüm bitirdim demesi gelmişti. Ama sizle de yani burada tıp fakültelerinde de bir bakış açısına sahip bir uzmanla da konuştuğumuzda da görüyoruz ki temel bilimler aslında bilim yapmanın, bilim üretmenin en nihai gerekliliklerinden bir tanesi. Bunun için de çok çok teşekkür ederim tekraren bu aydınlatmanız için. Hocam şimdi şöyle bir soruya geçeyim isterseniz. Okulun fiziki altyapısı ve Ankara Üniversitesi'nin hastaneleri nasıl? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi okulu birazcık tanıtalım. Tabii. Bizim okulumuz 3 kısımdan oluşuyor. Birincisi morfoloji dediğimiz taş binamız. Evet, bina gerçekten taştan yapılmış. İkinci kısmı İbn-i Sina dediğimiz hastanemiz. Oldukça yüksek, çok katlı, 10 katın üzerinde. Üçüncü kısım da Cebeci Kampüsü dediğimiz kısım. Şimdi hepsine tek tek girelim. Morfoloji bizim bu ilk 3 sene teorik eğitim gördüğümüz kısım oluyor. Ayrıca çok güzel birkaç tane bahçesi olan alt bahçedir, gizli bahçedir, şu bahçedir, bu var. Birçok bahçesi var. Gerçekten peyzaj olarak güzel düzenlenmiş. Bu bahçelerde evet öğrenciler oturabilir. Ayrıca laboratuvarlarımız bu bahsettiğim histoloji, mikrobiyoloji, anatomi laboratuvarları yine bunların içerisinde yer alıyor. Öğrencilerin sosyal olarak bakabileceği ne var? Sadece bir tane kantini var. Eğer ona bakacaksanız ama... bu morfoloji kampüsü, kampüs demeyeyim, morfoloji binası hamam önüne çok yakın Ankara'daki. Hamam önü de zaten sosyal aktivite açısından bakılabilecek güzel bir yer oluyor. Aynı zamanda şimdi İbn-i Sina'dan da bahsettim. İbn-i Sina ile morfoloji sırt sırta duruyorlar. Yani aralarından sadece küçük bir sokak geçiyor. Yürüyerek geçebiliyorsunuz oradan oraya. İbn-i Sina'da da bildiğiniz tam olarak bir hastane. İbn-i Sina'nın da bir gizli bahçesi var. Genelde personel geçiyor, hastalar bilmiyor orayı. Bunun dışında tam bir hastane. Birazcık hatta labirent gibi de benzetmeleri yapılıyor. Çok biraz karışık bir hastane. Bu şekilde ilerliyor. Üçüncü olarak da Cebeci Kampüsü dediğimiz. Cebeci Kampüsü tam olarak Cebeci'de
askeriyenin karşısında yer alıyor. Zaten devlet arazisi, özellikle oraya başka bir şey yapılmıyor. Hastane yapılmış askeri güvenliği sağlamak amacıyla. Orada da birazcık askeri nizama uygun şekilde yapılmış. Benim çok sevdiğim, en sevdiğim kampüsümüz orası oluyor. Binalar iki katlı, maksimum üç katlı birçok binadan oluşuyor. Ve her bina bir bölüm oluyor. İçerisinde ne var? İşte plastik cerrahi bir bina, psikiyatri bir bina, kadın doğum bir bina, gastroenteroloji bölümü bir bina. Böyle binalar şeklinde ilerliyor. Tabii ki aralarda bir sürü ağaçlar, yeşillikler vesaire var. Ayrıca bu Cebeci kampüsünün içerisinde bir tane de kız yurdu yer alıyor. Bu yurtta da sadece sağlık bölümünde okuyan Ankara Üniversitesi öğrencileri kalabiliyor. Bunlar neler olabilir? Başta tıp olmak üzere yine eczacılık, diş hekimliği ve hemşirelik, ebelik bunlar arasında yer alabiliyor. Çok teşekkür ederim hocam. Siz burada aslında şunun da cevabını verdiniz. Hangi senede nerede eğitim aldığınızla alakalı olarak da hani bunu da tekrar hem sormak da isterim. Hani açmak isterseniz de burayı da açabiliriz. Şu şekilde oluyor. Hangi sene nerede? Bu söylediğim gibi ilk 3 sene morfolojideyiz. 4. ve 5. sınıfta stajları alırken tek tek bölünüyoruz. Şimdi 4 ve 5. sınıfta birçok staj var. Nelerdir işte? Kadın doğumdur, dahiliye, göz, pediatri, adli tıp, birçok acil tıp, birçok bölümü alıyoruz. Bunlara ayrılıp ilerliyoruz. Söylediğim gibi 400 kişiyiz. 400 kişi 400 kişi hastanede gezemeyiz. Küçük gruplar halinde 10 kişilik, 15 kişilik gruplar halinde bölünüyoruz. Ve bu grupların bir kısmı İbn-i Sina'ya, bir kısmı Cebeci'ye gidiyor. Buralarda eğitimlerini sürdürüyorlar. Son sene internlük dedik. İnternlüğü de İbn-i Sina'da yapıyoruz. İbn-i Sina'nın acil bölümü başta olmak üzere diğer yerlerinde de rotasyonlar yapılıyor. Bu şekilde oluyor. Çok teşekkür ederim. Hocam aslında buradan hemen şuraya geçmek istiyorum. Siz stajlardan bahsettiniz. Ben şuraya geçmek istiyorum. Şimdi benim sorum şu olacaktı size. Bölümde staj var mı? Varsa nerelerde yapılıyor olacaktı? Ama siz 4 ve 5'te bölünerek, gruplara ayrılarak stajlara gittiğinizden bahsettiniz. Ama ben şöyle bir açmak istiyorum. Bu stajlar sadece okuduğunuz üniversitenin hastanesinde mi yapılıyor? Yani farklı kurum veya kuruluşlarda yapılan bir stajlar var mıdır? Gönüllü staj ya da zorunlu staj şeklinde. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Tabii ki. Şimdi esasen tıp fakültesindeki stajlar diğer fakültelere kıyasla daha farklı oluyor. Diğer fakültelerde zorunlu olarak stajlar yer alabiliyor. Eczacılıkta da var diyebiliyorum bu. Mühendisliklerde de var. Tıp fakültesinde böyle bir durum yok. Siz 4 ve 5. sınıfta kendi hastanenizin bölümlerinde staj görüyorsunuz. Eğitiminizin bir parçası olarak. Normal eğitim öğretim dönemi içerisinde. İşte bu Eylül'de ya da Ağustos'ta başlar. Haziran'da, Temmuz'da biter şekilde. Ancak bu Ankara Tıp'ta bu şekilde. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de başka birkaç tane tıp fakültesi bunu yapıyor. Yazın zorunlu olarak staja gitmelerini öğütüyor. Bunlar neler olabilir? İşte birinci sınıftayken aile hekimliği yahut acil tıp stajı. İkinci sınıftayken de kadın doğum gibi bir staj yapmaları isteniyor bazı üniversitelerin tıp fakültelerinde. Peki benim tavsiyem ne diye sorarsanız, ben kesinlikle buna çok katılıyorum. Bizim de fakültedeyken hocalarımız bunu sürekli öğütüyordu. Birinci sınıftan itibaren nerede ne zaman vakit buluyorsanız mutlaka bir staja gitmemizi bize öğütlüyorlar. Bu arada bizim stajlarımızda para vermiyorlar kesinlikle. Hatta hocaya bile kendinizi çok zor ikna edip kabul ettiriyorsunuz eğer kendi üniversiteniz değilse. Çünkü gerçekten doktorlar çok yoğun çalışıyorlar ve bu yoğun temponun içerisinde size vakit ayırmakta çok zorlanıyorlar. Böyle bir durum var ama kesinlikle tavsiye ederim. Ben de zaten şu anda İstanbul'dayım. Yine bir gönüllü staj için buradayım. Tavsiye ederim arkadaşlara. Çok teşekkür ederim. Yani umarım bu stajlar da kariyeriniz açısından çok faydalı olur. Şunu soracağım. Tıp fakültesinin eğitiminden bahsettik, binalarından bahsettik, her şeyden bahsettik ama zannediyorum, bilgi eksikliğim varsa lütfen beni düzeltin. Muhtemel ki Türkiye'de ve dünyada en çok ana bilim dalı olan bir fakülteden bahsediyoruz. Yani en azından ben dışarıdan öyle olduğunu zannediyorum, öyle olduğunu duydum. Şimdi bu ana bilim dalları nedir? Neden bu kadar çok? Ana bilim dallarını bize biraz anlatır mısınız, tanıtır mısınız? Tabii ki. Şimdi 30'un üzerinde ana bilim dalı var ki bunların bir de bilim dalları var. Bunları tek tek saymayacağım ama ben sizin en çok bildikleriniz, en çok duyduklarınızdan bahsedeceğim. Şimdi ana bilim dalları temel tıp bilimleri, dahili tıp bilimleri ve cerrahi tıp bilimleri olarak üçe ayrılıyor.
Bunların içinden de temel tıp bilimleri, hep temel temel teorik diyorum. Bu ilk 3 sene gördüklerimiz anatomi, histoloji ve embriyoloji, fizyoloji, tıbbi biyokimya, tıbbi biyoloji, biyofizik, genetik bu gibi bölümler yer alıyor. Dahili tıp bilimleri sizin hastaneye gittiğinizde karşılaştığınız bütün bölümler dahili tıp bölümleri oluyor. Nelerdir bunlar? Acil tıp, adli tıp, algoloji, çocuk hastalıkları, iç hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji bu şekilde ilerliyor. Bir de bu ana bilim dallarının dışında normal bilim dalları var. Ana bilim dalının altında yer alan. Bunlar da iç hastalıklarından örnek vereyim. İç hastalıklarında nefroloji olabilir, gastroenteroloji olabilir, endokrin olabilir. Bu şekilde ilerliyor bunlarda. Cerrahi tıp bilimlerine gelecek olursak da anestezi başta yer alıyor. Sonra herkesin böyle tıp fakültesine girerken şey yaptığı beyin cerrahı olmak istiyorum, kadın doğumcu olmak istiyorum, kalp cerrahı olmak istiyorum. İşte bu cerrahiler yine burada yer alıyor. Göz cerrahisi, genel cerrahi, plastik cerrahi, göz hastalıkları, üroloji yine burada yer alan bölümler arasında. Çok teşekkür ederim. Aslında şey yani siz böyle giriş yapınca şey diye düşündüm. Hani ya bunları anlatmak da bu süre yetmez. En azından ben böyle bir kalıp şeklinde sizin anladığınız kadarıyla yani dışarıdan da izleyecek yani tabiri caizse ilk defa hiç duymayan arkadaşlar izleyeceği için de onlar için de bir bilgilendirme oldu. Hoca o zaman konuyu bambaşka bir yere getirmek istiyorum. Yurt imkanları. Evet. Biraz şimdi yurt imkanları tabii ki geçelim. Ankara Tıp'ta yer olarak çok güzel bir yeri var. Bu morfoloji ve İbn Sina dediğimiz Kızılay'a çok yakın. 10 dakika, 15 dakika yürüme mesafesine sahip. Bu Cebeci dediğimde direkt Cebeci'de yer alıyor. Şimdi Cebeci'de ilk önce Cebeci kampüsünde yer alan öğrenci yurdundan bahsedeyim, kız yurdundan. Burasında sadece Ankara Üniversitesi'nde okuyan ve sağlık biliminde okuyan öğrenciler yer alabiliyor. Tabii ki çok zorlarsanız diğer bölümler de gelebilir ama gerek yok. Hukukçuların kalacağı zaten kendi yurtları yer alıyor. Yurdun içerisinden bahsedecek olursak da bu bence dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi. Odalar 3 kişilik ve odaların içerisinde tuvalet, banyo yok. Yemek çıkmıyor yurdun içerisinde. Mutfaklar var. Siz kendi tencerenizi, tavanızı, tabağınızı, çatalınızı, her şeyinizi kendiniz getirip burada bütün ihtiyaçlarınızı kendiniz gideriyorsunuz. Zaten burası yurt olarak geçmiyor. Ankara Üniversitesi öğrenci evi. Cumhuriyet öğrenci evi olarak geçiyor. Öğrenci evi tanımına da çok uyuyor. Ayrıca diğer yurtlardan farklı olarak giriş çıkış saatlerinde de bir esneklik var. Giriş saati hatırladığım çıkış saati, giriş saati hatırladığım kadarıyla gece 12 idi. En son bu şekilde. Ayrıca şimdi Cebeci'den bahsettik. Tıp fakültesinin olduğu kampüsten bahsettik. Bir de yine Cebeci'de yer alan bizim kampüsümüz değil ancak yürüme mesafesinde 15 dakikalık bir yürüme mesafesinde hukuk fakültesi var. İçerisinde işte dil, tarih, coğrafya vesaire diğer fakülteler de yer alıyor. O kampüsün içinde de bir adet yurt var. O yurdun fiziki imkanları bir tık daha iyi denilebilir. Ayrıca içerisinde işte çatı denilebilen, çatı diye bilinen bir kafe var içerisinde birçok yemeğin olduğu. Yine yemekhanesinden faydalanabiliyorsunuz. Böyle bir olasılığı da var. Ankara Üniversitesi'nin ayrıca erkek yurtları da var. Ancak bu söylediğim kampüsün içerisinde değil. Cebeci kampüsünün içerisinde değil. Sonra özel yurtlara bakacak olursak tamamen zaten bunlar birbirinin devamı bir cadde. Siz İbn Sina'dan çıkarsınız, o Ankara Hukuk'un olduğu kampüse gidersiniz yine yürüyerek. Kurtuluş'ta yer alıyor zaten bunlar hep. Yine aynı şekilde yürüyerek Cebeci'deki tıp fakültesine kadar gelebilirsiniz. Ve bu yürüdüğünüz bütün cadde boyunca öğrenci yurtları ve kafeler var. Buradaki özel öğrenci yurtlarında kalabilirsiniz. Bunun dışında KYK'lar var. Yakında benim bildiğim kadarıyla 3 tane KYK var. Ancak bunların çıkma olasılığı biraz az oluyor. Tamamen şehir merkezinde olduğu için genelde çıkmıyor öğrencilere. Ben çok uğraşmıştım. Bana hep Gölbaşı Gölbesi çıkmıştı. Gölbaşı'nın da uzaklığını söyleyeyim. Gölbaşı'nın morfoloji uzaklığı 1,5 saat. Eğer siz trafiğin yoğun olduğu bir saatte binecekseniz, ki dersleriniz trafiğin yoğun olduğu saatte oluyor, 2 saate kadar uzayabiliyor. Birazcık böyle bir sorunu var. Ama Gölbaşı'nın fiziki şartları çok güzel kesinlikle. Bu açıdan tavsiye edebilir. Çok teşekkür ederim hocam yurtlar içinde. Peki şey söyleyebilir miyiz ya? Hani belki tam net rakam veremesek de fiyatlar hakkında ne söyleyebilirsiniz? Yani çok pahalı mı böyle? Aşırı pahalı mı? Söyleyeyim fiyatları. KYK yurtları her yerde fix zaten. Her yerde sabittir. Şu anda 2021 fiyatlarını bilmiyorum ama
İşte 2019-2020 fiyatlarını söyleyeyim. Genelde 250-300 lira civarında oluyor KYK yurtları ve içerisinde yemek, elektrik, su vesaire her şey dahil. Siz oradaki o yaklaşık 300 lirayı, belki şimdi 350 olmuştur, veriyorsunuz. Her şeyinizi zaten devlet karşılıyor. Bu Ankara Üniversitesi'nin öğrenci evlerinde fiyatlar yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, 600-700 lira civarındaydı. Bu yalnız Ankara Üniversitesi'nin öğrenci evlerine çok fazla yine talep oluyor. Burada yedeklere kalabiliyorsunuz. Ancak yedeklere de yine çok çabuk sıra geliyor. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. Ayrıca Ankara Üniversitesi'nin yurdunda burslu olarak da kalabiliyorsunuz. Bazılarının %50, bazılarının %100 burs veriliyor. Bu şekilde 700 lira, işte 350 liraya, 300 liraya düşebiliyor. Bence bu da çok güzel bir şey. Özel yurtlara gelecek olursak, özel yurtlarda çok fazla değişiyor fiyatlar. Yakınlarda devlet destekli olan vakıf yurdu var, bildiğim kadarıyla iki tane. Bu da demek oluyor ki fiyatları biraz daha uygun. Bunları da yine 600-700 liraya bulabilirsiniz. Ancak özel yurtlar da var. Özel yurtlar 1500 lira, 2000 lira, 2500, 3000, siz ne kadar istiyorsanız. Tek kişilik odaya tabii ki daha fazla fiyat, 3 kişilik odaya daha az fiyat şeklinde fiyatlar da ilerliyor bu şekilde. Çok teşekkür ederim hocam. Yurt imkanları içinde en azından sosyal çevreye açısından da arkadaşların öğrenmeleri açısından da çok kıymetli oldu. O zaman bu soruda bir tıp fakültesi öğrencisine herhalde özel bir soru. TUS dershaneleri, yani genelde tabii ki Ankara için veya artık kalitesi açısından değerlendirmenizi rica edeceğim. Bir de bunların temsilcilikleri hakkında ne söylemek istersiniz? Şimdi TUS dershaneleri biraz şey bir konu. Bu artık sektör olmuş. Eskiden sadece TUS'a destek olmak için var olan bir şeyken çok büyük bir sektör şu anda. Herkes tek elini almaya çalışıyor. Buna bir giriş yapalım. Şimdi TUS dershanesi nedir? Öncelikle TUS nedir? Buradan başlayalım. Tıp fakülteleri öğrencileri 6 seneyi bitiriyorlar ve bitirdikten sonra onların adı bir pratisyen doktor oluyor. Siz bir pratisyen doktorsunuz. Sizin bir uzmanlığınız yok. Her şeye en temel seviyede, basic seviyede bakıyorsunuz. Bunlarla bu şekilde nerede çalışabilirsiniz? Acil, hastane acillerinde çalışabilirsiniz. Aile sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, halk sağlığı merkezlerinde çalışabilirsiniz. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ancak bu deminden beri saydığım dahiliye, kardiyoloji, acil tıp hem pratisyenken yapılıyor hem uzmanken yapılıyor. Anestezi, bu cerrahiler, bunların hepsi birer uzmanlık oluyor. Ve siz uzman olmak için TUS, tıpta uzmanlık sınavı açılımı olan TUS sınavına giriyorsunuz. Ve bu sınav gerçekten çok zor. Şöyle anlatayım, dünyada en zor ikinci sınav olarak geçiyordu en son. Şu anda yukarı mı çıktı aşağı mı indi, şu andaki durumunu bilmiyorum. Bu şekilde bir zorluğu var. Ve sınava giren herkes tıp fakültesi öğrencisi. Herkes çok zeki ve herkes çok çalışkan. Böyle bir durumu var. Şimdi burada da dershaneye sınava hazırlanmak için dershane sektörü olayın içine girdi. Ve artık o kadar genişledi ki bunlar. Birinci sınıftan itibaren öğrencileri çağırmaya başlıyorlar. Siz birinci sınıfta kaydolun, biz size çok indirim yapalım, şöyle fırsatlarımız var, böyle fırsatlarımız var şeklinde. Ancak şunu da söyleyeyim, siz birinci sınıfta kaydoluyorsunuz ama dersleri birinci sınıfta almıyorsunuz. TUS derslerine beşinci sınıfta başlıyorsunuz. Birinci sınıfta kaydolduğunuzda tabii ki peşin ödemeye daha ucuz fiyatı var. Bir de mezuniyet sonrasında ödeme seçenekleri var. Parayı peşin ödüyorsunuz. 5 sene sonra kim öle kim kala, ülkede ne olur belli değil. Paranızı peşin bir şekilde veriyorsunuz. Ama ne oluyor? İndirimli yazılıyorsunuz. Böyle bir durumu var. Peki bunun dışında ne yapılabilir? Şu şekilde ilerlenebilir. 1 ve 2. sınıfta okullarda derece olmak daha rahat. 1 ve 2. sınıftaki dersler nispeten daha kolay olabiliyor. Ya da çalışma prensipleri tamamen yine ezber olduğu için ve birazcık daha liseye dönük, oradaki çalışma sistemine süzülerek bakabileceğimiz için derece yapmak nispeten daha kolay oluyor. Bu TUS dershaneleri her üniversite için farklı şekilde kampanyalara sahipler. Kimi üniversitelerde işte biz 400 kişiyiz, ilk 20'ye burs vereceğiz diyorlar. Kimi üniversitelerde şu notun üstündeki kişilere burs vereceğiz diyorlar. Ve burada burs veriyorlar. Bu sebeple birazcık tabiri caizse tırnak içinde söylüyorum, inek olmalarını ben çok rica ediyorum. Çünkü o an diyorlar işte sınavdan çıktık biraz salalım arkadaşlar. Öyle değil. İşin ucunda çok büyük paralar var. Bu sebeple inek olmalarını tavsiye ediyorum. Peki değiller. Ne yapabilirler? İşte temsilcilik burada devreye giriyor. Temsilcilikte başlarken diyorlar ki biz
sosyal öğrencileri, çevresi olan öğrencileri istiyoruz. Siz bizim dershanemizin tanıtımını yapalım. Şimdi bu şekilde olduğunda birazcık daha içe dönük olan öğrenciler buna başvurmak istemeyebilirler. Birazcık çekinebilirler. Zaten sosyal öğrenciler direkt atlıyor işin içine. Burada da bir temsilci ne yapıyor onu anlatayım. Bir temsilci bu dershanenin indirimlerini ya da duyurularını bu bizim dönem gruplarımıza atıyor. Orada paylaşıyor. Onun dışında okulda kim dereceymiş hepsini tek tek stoklayıp öğrenip bu şeylere veriyor. TUS dershanelerini veriyor ki onlar da bu derecelere indirim verebilsinler vesaire. Ayrıca sürekli dershane hakkında bilgiler veriyorlar. Dershanelerin demo dersleri oluyor. Onlar hakkında bilgiler veriyorlar. Bu şekilde onun temsilciliğini yürütüyorlar ve bu temsilcilik sonunda da büyük indirimler alıyorlar. Hatta kaydettiği öğrenci başına da prim şeklinde de ilerleyebilecek şeyleri var. Eğer dershaneye yazılmayı düşünüyorlarsa, eğer Türkiye'de uzmanlık düşünüyorlarsa bence yapılabilecek güzel bir yol. Çok teşekkür ederim. Bu da herhalde bu da aslında biraz da şey, yani burada da hani geleceğe dair bir maddi kaygı da gütmek de gerekiyor bu açıdan da. Şunu soracağım. Türkiye'de bu bölümü eğitimiyle, teorisiyle, pratiğiyle, binasıyla, verilen değeriyle, üniversite sıralamasıyla, her anlamıyla nasıl görüyorsunuz? Yani yeterli mi? Biraz hani belki bir iki cümleyle bunu da açıklamak istersiniz diye de sormak istedim. Yani şöyle mi? Yani kötü müyüz? Dünyaya göre aslında yok ya çok kötü değiliz. Durumumuz da hiç fena değil. Ya da ya şu konuda çok eksiyiz. Bunun üstüne çok çok gitmemiz gerekiyor dediğiniz birkaç şey söyler misiniz bu konuda? Tabii ki. Her şeyde olduğu gibi burada da yine teorik kısım ve klinik kısım şeklinde ayıracağım. Önce güzelden başlayalım. Klinik kısım Türkiye'de oldukça iyi, oldukça gelişmiş. Özellikle organ transplantasyonu yani organ nakli konusunda Türkiye dünyada bir numara. Bakın en başta yer alıyor, en baştakilerden değil. Bildiğiniz bir numara. Bu literatürde bu şekilde. Aynı şekilde plastik cerrahi kısmında yine Türkiye yurt dışından çok fazla turistin sağlık turizmi adı altında geldiği bir şey. Saç ektirmeden tutun direkt yüzdeki olan rinoplasti yahut diğer plastik cerrahi kısımlarında. Ayrıca rekonstrüktif cerrahi de Türkiye'de çok gelişmiş. Bu nedir? İşte savaşlarda yahut mermi yaraları, bombalarda insanların yüzleri direkt olarak hasar görüyor yahut vücudun diğer kısımları. Kafatası çökmüş olabiliyor. Bunları bu rekonstrüktif cerrahi hallediyor plastik cerrahinin içinde. Türkiye yine bunlarda da gerçekten çok ilerlemiş. Dünyada parmakla gösterilen bir ülke. Ancak bir de bu işin temel bilimler kısmı var. Temel bilimler kısmı research demek, araştırma demek. Siz ne kadar çok şey araştırmışsınız? Siz literatüre nasıl katkılar yapmışsınız? Buna bakılıyor. Ve Türkiye maalesef bu konuda pek biraz gelişmeye açık diyebiliriz. Burada akademideki rekabetçi ortamın daha az olmasının etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü başta Amerika olmak üzere bu kapitalist ülkelerde şu şekilde ilerliyor. Siz ne kadar makale yayınladıysanız, siz ne kadar atıf aldıysanız, siz ne kadar o üniversitenin değerini yücelttiyseniz o kadar fazla hem maaş alıyorsunuz hem de olanak birçok farklı olanağa sahip oluyorsunuz. Bu sebeple de herkes gerçekten çok fazla çalışıyor bunun için. Ve vefa diye bir şey yok orada. Siz eğer bu yayınlarınızı düşürürseniz, bu çalışmalarınızı düşürürseniz önce maaşınız düşüyor, sonra statünüz aynı şekilde üniversiteden kovulmaya kadar gidebiliyor. Ancak Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de siz akademiye giriyorsunuz ve ölene kadar artık ya da emekli olana kadar ki pek de emekli olmaya gönüllü değiller. Bu işi sürdürüyorlar. İdealistliğini koruyan çok az hoca oluyor. Bu sebeple Türkiye'de ben bu işin bu kadar gelişmediğini düşünüyorum. Ancak biraz kötü bir tablo çizmiş gibi oldum. Bu şekilde değil. Büyük üniversiteler dediğimiz bu Ankara, İstanbul'daki üniversiteler. Ayrıca özel üniversiteler de artık birazcık daha bu kapitalist sistemin içine girmiş durumda. Amerikan sistemini özümsemiş durumda. Onlarda da aynı şekilde research kısmı oldukça gelişmiş, güzel diyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Bu da çok güzel, yani tıp fakültesi içinde bir aydınlatmış olduk bunu da. Şunu soracağım hocam. Tıp fakültesi eğitiminde bir Erasmus yapma ya da yurt dışı stajı yapma kültürü var mı? Varsa biraz bundan bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi Erasmus her üniversitede olan bir şey. Bu zaten devletin desteklediği bir şey. Erasmus'a gidebiliyorsunuz. Erasmus'ta bildiğiniz gibi yaz stajı olabiliyor. Bir de öğrenim hareketliliği olabiliyor.
Yaz stajını siz üniversiteyi siz ayarlıyorsunuz, kalacak yeri siz ayarlıyorsunuz, gideceğiniz yere, gideceğiniz yere mektubu, her şeyi siz veriyorsunuz ve ayarlıyorsunuz. Sonrasında tabii ki üniversitenize bunu veriyorsunuz ve devlet size hibeyi verebiliyor. Öğrenim hareketliliğinde diğer fakültelerden farklı olarak tıp fakültesinde bir seneyi uzatmış oluyorsunuz. Şimdi diğer fakültelerde ders saydırma diye bir şey olabiliyor. Yahut yarım dönem uzatabiliyorsunuz. Ancak tıp fakültesinde öyle bir şey yok. Direkt olarak bir seneniz uzuyor. 6 senelik fakülte 7 sene olmuş oluyor. Böyle bir durumu var öğrenim hareketliliğinin. Ama yazın gidilen staj hareketliliğinde, yaz stajında böyle bir durum yok. Direkt gidebilirsiniz. Bir de ek olarak tıp fakültesinde şöyle bir farkı var. Bazı fakülteler, yine Ankara Tıp'a diğerleri olarak ayırayım. Şimdi bazı okullardaki tıp fakülteleri, biz 4 ve 5. sınıfta staj görüyoruz ya, bu stajları yurt dışında yaparsanız biz kabul ediyoruz diyorlar. Siz mesela yurt dışına gidip orada kadın doğum gördüğünüzde, orada pediatri gitti gördüğünüzde biz evet bunu kabul ediyoruz diyorlar ve siz bu 4. sınıfta, bu 5. sınıfta bu stajları almadan direkt olarak ilerleyebiliyorsunuz. O 2 ayınızı boş geçiriyorsunuz örneğin, tatil ediyorsunuz. Ancak Ankara Tıp'ta böyle değil, Ankara Tıp kesinlikle kabul etmiyor başkalarının eğitimini. Şu olabilir, 6. sınıfta eğitim değil iş yapıyoruz dedik ya. Burada rotasyonlarımız var. İşte acil tıp dedim, yine kadın doğum dedim, dahiliye. Birçok yerde rotasyon yapılıyor. Bu rotasyonlarınızı işte yurt dışında yapabilirsiniz. Ancak tabii ki yine yıl içinde değil. Yıl içinde yaparsanız yine uzar. 5. sınıfın yaz tatilinde gidip de bunu yaparsanız, yaz tatilinizi yurt dışına geçirirseniz öğrenim döneminde, yıl içerisinde, o sonbahar döneminde siz oradaki rotasyonunuzu saydırabilirsiniz. Böyle bir şey olabilir. Çok teşekkür ederim. Aslında hani bir şeylerden fedakarlık etmek gerekiyor gibi de hissettim. Sanki biraz daha zorluyor. Yani ama şöyle de bir şey de var. Yani ben kendi okuduğum dönemde fakültem için de söyleyebilirim, Eczacılık Fakültesi'nde. Ankara Üniversitesi bu konuda hiç şey davranmıyor yani. Tamahkar davranmıyor anladığım kadarıyla. Yani kendi öğrencisine eğitimi genellikle kendisi vermeye çalışıyor ve Erasmus gibi olsun, Farabi gibi olsun, Mevlana gibi olsun değişimlerde de hani kendi öğrencisine yine kendi ders verip tekrar o dersleri almasını istiyor diye öyle görebiliyorum en azından. Doğru görüyorsam. Hocam son sorularıma gelirken aslında çok da güzel bilgiler verdiniz. Çok da aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Şimdi şey söyleyeceğim. Siz neden Ankara Üniversitesi'ni ya da neden tıp fakültesini tercih ettiğini anlattınız. Ama ben biraz şuradan da bunu bir soruyla daha açmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi Ankara Tıp'ın avantajları ve hoca kalitesi, yani daha doğrusu şunu da şöyle sormak istiyorum hocam. Bir tıp fakültesi eğitiminde hoca kalitesi çok önemli midir? Yani ne kadar önemlidir? %51'i midir bu işin ya da %49'u mudur? Ve Ankara Tıp'ın da kalitesi, avantajları sizi hekim olduğunuzda ya da üniversite mezunu bir entelektüel olduğunuzda öne çıkaran tarafları, öne çıkaran yönleri nedir? Bu şekilde sormak istiyorum. Tabii ki. Şimdi şu şekilde söyleyeyim, espriyle başlayayım olaya. Biz Ankara Tıp'tayken bize hep şunu söylerdi: Ankara Tıplı olmak ayrıcalıktır. Biz hep bu başlıkta, bu sloganla büyüdük. Ancak diğer fakültelerdeki arkadaşlarla konuştuğumda onlarda da gördüm ki onların fakülteleriyle olmak da ayrıcalıktır. Böyle bir giriş yapmış olalım. Şimdi hoca kalitesinden başlayacak olursak, hoca kalitesi benim üniversiteye girdiğimde farkında olduğum, çok daha önemini bildiğim bir durum değildi. Ancak çok önemli. Bunu anlatalım. Hoca kalitesine bir kere nasıl bakabilirsiniz? Şu şekilde bakılabilir. En temel olarak hocanın aldığı atıf sayısına ve haş indeksine bakılır. Bunlar nedir? Hemen çok kısaca anlatayım. Şimdi öğretmenlerimiz, hocalarımız, akademisyenlerimiz makaleler yayınlıyor değil mi? Biz baktığımız zaman işte çok makale yayınlamış, o demek ki çok iyi çalışıyor, çok bilgili şeklinde bakabiliriz bu duruma. Ancak bu şekilde olmuyor. Bu makalelerin de birer kalitesi oluyor. Ve bu kaliteyi de işte bu haş indeksi ve atıf sayısı gösteriyor. Bu atıf sayısı şu demek oluyor: bu hoca bu makaleyi yayınladıktan sonra kimler bu makaleyi dikkate alıp bunu beğenmiş, kendi makalesinde kullanılacak şekilde yahut bir bilimsel araştırmada kullanmaya layık görüp bunu kullanmış şeklinde bakılıyor, bakıyorlar. Yani alanında uzman kişiler aslında değerlendiriyor ve bu sebeple atıf sayısının yüksek olması bizim için çok önemli. İkinci olarak da haş indeksi oluyor. Haş indeksi de şu oluyor:
Belki hoca bir iki tane büyük makale yayınlamıştır ve gerçekten bunlar çok iyidir. Ancak sonrasında çalışmamıştır. Yani çok da kaliteli olmayan ürünler vermiştir. Bu sebeple onların atıl sayısı azdır. Haş indeksi de buna bakıyor. Makalelerin tümünde genel olarak ortalama atıl sayısına bakıyor. Hepsine yaygınlaştırılmış şekilde. Bu da aslında hocanın o çalışma temposunu ne kadar uzun zaman sürdürdüğünü bize gösteren önemli bir etken olarak bakabiliriz. Sonrasında yine hocanın İngilizce bilgisine bakacağız. Bunu siz gidip de hocayla konuşup anlayamazsınız tabii ki. Bunu fakülteye giden birisinden duyabilirsiniz. Bu diğer söylediğim haş indeksi ve atıf sayısını siz direkt hocanın biyografisine, akademik özgeçmişine girip bakıp öğrenebilirsiniz. Ayrıca Ankara Tıp'ın hocalarının bir güzel tarafı da gerçekten çok sosyaller. Yani üniversite sosyal dedim, Ankara Tıp sosyal dedim. Hocalarımız da çok sosyal. Herkes, her hocamız neredeyse kendi bölümünün Türkiye'deki derneğinin başkanı. Yani başkan yardımcısı demiyorum, başkanı. Ve bu konuda gerçekten tekellerinde tutuyorlar. Eğer ileride böyle bir hedefiniz de varsa, yöneticilik hedefiniz de varsa Ankara Tıp'lı olmak gerçekten burada bir avantaj, ayrıcalık. Sonra kongrelere gelebiliriz. Kongrelerde de şu şekilde oluyor. Şimdi tıp fakültesine girmeden önce insan bunun çok farkında değil. Aa, kongre varmış deyip geçiyorsunuz. Ankara Tıp size kongre bilincini, kongre kültürünü aşılıyor. Söylediğim gibi Ankara gerçekten bilimsel olarak öne çıkmış bir şehir. Şimdi İstanbul'un tarihi var, diğer şehirlerin doğal güzelliği vesaire var. Ankara'nın bozkırı var ve bir şekilde öne çıkıyor. Bilimselliği de öne çıkıyor. Ankara Tıp da aynı şekilde. Ve gerçekten hem ulusal hem de uluslararası birçok kongre Ankara'da gerçekleşiyor. Ankara Tıp da bunun başını çeken üniversitelerden birisi. Çünkü söylediğim gibi bunları hocalar düzenliyor genelde. Ve hocalar ne kadar sosyalse o kadar da kongre düzenleniyor oluyor. Peki öğrenciler bu işin içine nasıl giriyor? Tam bir öğrenci olarak bu şeye başlayacağım. Kongrelerde ikramlar olur her zaman. Ve tabii ki tamamı ihtiyaç fazlası ikramlardır bunların. Kongre bittikten sonra ikramlar bizim şeyimiz vardır bir. Bu morfoloji taş binanın içerisinde Abdülkadir Noyan toplantı salonumuz, kongre salonumuz var. Bunun altı da bir fuar alanı gibi bir şey oluyor. Burada da tabii ki bütün açık büfe ve çok güzel yiyeceklerle beraber sizi karşılıyor. Şimdi profesörler vesaire herkes işini bitiriyor. Biz kenarda küçük mini mini birler, ikiler, üçler kenarda böyle heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Ama bir taraftan da utanıyoruz. Şimdi hocalar var, nasıl gideceğiz? Orada işte intern abilerimiz, ablalarımız devreye giriyor. Hepsi hastaneden çıkmış, saç baş dağınık, scrapsların içinde hastane önlükleri içerisinde. Hepsi aç, susuz, uykusuz. Hemen orada yemeklere saldırıyorlar ve orada iş başlamış oluyor. Siz küçükler de onların arkasından girip bu şeyi, bu tadı alıyorsunuz. Ancak söylediğim gibi burası işte o hevesi kazandırmak için. Bir tane, iki taneden sonra onun bir şeyi olmuyor. Artık siz orada hocalarla tanışmaya başlıyorsunuz. Yani network. Eğer İngilizceniz de varsa uluslararası network kazanıyorsunuz. Ve bu gerçekten çok önemli. İnsanlar o network kazanmak için o kongrelere 2000 lira, 3000 lira veriyor her seferinde. Ve siz sadece sizin okulunuzda olduğu için buna sahip olabiliyorsunuz. Bu bence çok güzel bir şey. Kongreler bu şekildeydi. Sonra kulüpler var. Kulüplere zaten sürekli değiniyorum. Bu benim de bir tercih ettiğim durumdu. Kulüplerde yalnız şöyle bir durum var. Hani Çapa'yla arasında kaldım demiştim ya ben. Çapa'da da çok fazla kulüp var. Ancak oradakiler birazcık daha insani yardım, birazcık daha ahlaki gelişim. Bu minvalde olan kulüplerken Ankara'da bu şekilde değil. Bunlarla ilgili hiçbir şey yok. Tamamen beşeri faaliyetler. İşte danstır, müziktir, halk oyunlarıdır. Bu şekilde ilerliyor. Ama hepsi gerçekten alanında uzman, halk oyunlarında yahut bu eşli danslarda vesaire. Ankara Tıp Türkiye çapında derecelere sahip. Yani dans okulları da katılıyor buraya. Ona rağmen derecelere sahip. Yine tiyatro toplulukları. Eğer bunlara önem veriliyorsa bakılabilir. Sonra kütüphaneler devreye giriyor. Bu başta da bahsettiğim gibi kitap sayımızın fazla olması ve nitelikli olması bence seçilmesi için en büyük sebeplerden birisi. Ayrıca çalışma salonlarımız var. Şimdi 24 saat açık olan bir çalışma salonumuz var. Yine bu morfoloji dediğimiz taş binanın o kampüsün içinde diyelim. O binanın alt katında 24 saat açık ve sürekli kullanılıyor. Hiç tenha olmuyor, girilebilir.
Ayrıca yine bu morfoloji binasının, taş binasının içerisinde kütüphanemiz var. Kütüphanemiz akşam 8'de kapanıyor tabii ki. Yine sabah erkenden açılıyor. Bir de Cebeci Kampüsü demiştik. Bu Cebeci Kampüsü'nde de yine 24 saat açık olan bir yerimiz var, çalışma merkezimiz var. Ancak bazı durumlarda 12'de kapanıyor. Onu takip etmek gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Bu şekilde açıklamış olduğunuz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hocam ben şu soruyla devam etmek istiyorum. Belki de yani bir tıp fakültesi öğrencisi için çok basit bir soru gelecek ya da böyle çok bilindik bir soru gelecek ama ben acaba bizlerin bilmediği dışında bir meslek alanı ya da bir mesleğin icra alanı var mı diye de bunu eklemek istiyorum. Tıp fakültesini bitiren bir kişi, bir hekim Türkiye'de ya da dünyada hangi iş kollarında çalışır, hangi alanlarda çalışır? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Bence bu çok güzel bir soru. Fakülteye girmeden önce insanlar bilmiyor. Hatta bitiren birçok doktor da bunun farkında değil. Ben size bunu anlatayım. İlk ki herkesin bildiği hastanede çalışan doktordur. Bu zaten fix. Sonra akademisyen kısmı var. Bu dedik ya teorik kısımlarda bize kim anlatıyor? Akademisyen hocalarımız anlatıyor. Siz temel bilimler seçip akademisyen olabilirsiniz. Klinik bilimlerde de yine öğrencilere ders veren hocalarımız var. Onlar için de siz klinikçi olup örneğin bir gastroenterolog olup aynı zamanda öğrencilere ders verebilirsiniz. Bir klinik hocası olmuş oluyorsunuz. Böyle bir seçenek de var. Yani bu tamamen şununla ilgili. Hasta görmeyi seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Sevmeyenler genelde temel bilimlere gider. Ya da böyle kan tutanlar vardır. Çok uzun mesai saatlerinde çalışmak istemeyenler olabilir. Bunlar yine temel bilimleri seçerler. Çünkü klinikte özellikle cerrahide hastaneden çıkamıyorsunuz tabiri caizse. Çok fazla nöbeti var. Bunlar dikkat edilecek kısımlardan birisi. Sonra ilaç firmalarında çalışabilirler. İlaç firmalarında hep eczacılar yahut laborantlar çalışmıyor. Doktorlar da aynı şekilde çalışıyor. Böyle bir seçenek var. Ve son olarak da teknoloji şirketleri. Teknoloji şirketleri artık günümüzde yavaş yavaş ortaya çıkmış bir şey. Doktorlar burada ne yapıyor diye bakıldığında, doktorlar aslında bu sağlıkta teknolojinin temel taşını oluşturuyorlar. En temeli doktorlar atıyorlar. Burada tabii ki eğer bu alanda çalışacaksanız fakülte yıllarında, eğer yapay zeka alanında çalışacaksanız yazılım, nanopartiküler alanında çalışacaksanız işte kimya bilgisi, temel kimya bilgisi, biyomedikal alanda çalışacaksanız, biyoteknoloji alanında çalışacaksanız temel mühendislik bilgilerini bilmeniz gerekmekte. Bu şekilde çalışma olayları var, çalışma seçenekleri var. Aynı zamanda telemedicine gibi Amerika'da çok yaygın olmaya başladı. Türkiye'de de yavaş yavaş bunların temelleri atılıyor. Bu şekilde ilerlenebilir. Ancak söylediğim gibi teknoloji alanında çalışacaksanız sizin öğrencilik yıllarında buna vakit harcamanız gerekmekte. Çok doğru. Çok teşekkür ederim hocam. Aslında dünyanın böyle yani geliştiği her alanda da anladığım kadarıyla da hekimlik de tıp fakülteleri de bu konuda gelişiyor. Şunu soracağım. En son sorum bu olsun hocam. Zannediyorum en entelektüel sorulardan bir tanesi olacak böyle belki de. Şimdi ikisini birleştirerek soracağım müsaadenizle. Birincisi şu, tıp fakültesi bölümü tercih edecek arkadaşlara önerileriniz nelerdir? Yani dil mi geliştirsinler? Siz sohbetin buraya kadar olan kısmında bahsettiniz ama belki bir özet olsun, belki bir reçete yazın diye bunu sizden rica ediyorum. Öğrencilere, tercih edecek öğrencilere önerileriniz nedir? Bir de tıp fakültelerinin ya da hekimliğin her anlamıyla geleceği hakkında nasıl bir düşünceye sahipsiniz? Yani olumlu ya da olumsuz anlamındaki bu açıdan bakış açınızı merak ediyorum. Buradan devam edebiliriz. Ben de birleştirip cevap vereyim. Şimdi öğrenciyken yapılabilecek en güzel şeylerden birisi yaz stajları yapmak. Ki bu yurt dışında yapılabiliyorsa çok güzel olur. Siz ben henüz birinci sınıf öğrencisiyim, tıbba dair bir şey öğrenmedim demeyin. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında yaz stajlarına gitmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bu arada bu yaz stajlarının Türkiye'deki akademik kariyerinizde bir faydası yok maalesef. Ancak yurt dışı düşünüyorsanız özellikle Amerika ve İngiltere'de sizin yaptığınız bu yaz stajlarınız inanılmaz çok büyük bir öneme sahip. Türkiye'de yapacaksanız da eğer, hani dedim ya fakülteye girdiğinizden itibaren siz artık doktor olarak anılıyorsunuz. Bunu sağlamak için de fakülteniz zorunlu tutmasa bile acil stajı, kadın doğum stajı yahut diğer bölümlerdeki stajları yapmanızı tavsiye ederim yazınızı harcayarak. İkinci olarak proje yapmaktan bahsedeceğim. Yine Türkiye'de bunun pek bir anlamı yok şu anda.
Ancak gelecekte olabilir. Şu anda da biz zaten geleceğin hekimlerine konuşuyoruz. Proje yapacağız. Bu projeler nelerdir? Başta TÜBİTAK olmak üzere birçok proje yapabilirsiniz. 22.09A projesi var örneğin. Burada öğrenciler başlarında bir danışman hoca olacak şekilde çeşitli projeler gerçekleştiriyorlar. TÜBİTAK da buna destek veriyor, parasal destek veriyor. Ve bu CV'nizde çok büyük bir yer kaplıyor. Eğer yurt dışı düşünüyorsanız çok önemli. Ayrıca bu projenizi daha sonra bir makaleye çevirebilirsiniz. Bir kongrede poster bildirisine çevirebilirsiniz, sözlü bildiriye çevirebilirsiniz ki bunlar da CV'nize artı puan katacak şeyler. Sonrasında textbook okumaktan bahsedelim. Bu textbook aslında tıp fakültesinde çok fazla muallakta kalan, çok fazla muğlak bir durum. Bazı abileriniz, ablalarınız şey derler, ya okuma, gez, hayatın keyfini çıkar, zaten en rahat zamanların bunlar, sonrasında sürekli çalışacaksın şeklinde söylerler. Kimileri de okuyun derler. Hatta bazı hocalar başta patoloji ve fizyoloji kitapları olmak üzere 8-9 kere okuyun derler. Böyle birbirine taban tabana zıt öneriler var. Burada da tamamen sizin ne olmak istediğinize bağlı. Siz eğer ben fakülteden mezun olacağım, dümdüz bir doktor olacağım diyorsanız bunları evet okumanıza gerek yok. Fakültenizin kendi notlarına çalışın ve ilerleyin. Gerçekten bunu şey yapmanıza gerek yok ama siz idealistseniz hem yurt dışı için olabilir hem de yurt içinde bir araştırma faaliyetinde bulunmak istiyorsanız bu textbookları kesinlikle okumanızı öneririm. Hangi textbooklar? Zaten bunu fakültedeki öğretmenleriniz sürekli size söyleyecekler, her derste söyleyecekler. Ama patoloji, fizyoloji ve farmakoloji zaten bu işin temelini oluşturur. Onları mutlaka okursunuz. Sonrasında İngilizce kısmı, diğer bölümlerdekiler söyledi dediniz. Tıp fakültesinde çok çok önemli. Yani İngilizce tıp mı, Türkçe tıp mı diyoruz. Herkes tıp, İngilizceyi ana dili gibi neredeyse bilmek zorunda. Yalnız bir de şöyle bir durum var. Ben İngilizceyi konuşacak şekilde biliyorum, derdimi anlatacağım. Karşıdakinin derdini de anlarım şeklinde bakılabilir. Zaten hastanın karnı ağrıyorsa karnını gösterir. Bu şekilde değil. Akademik İngilizce, hele ki de tıpta kullanılan akademik İngilizce çok farklı. Yani ayrıca bir çalışma gerektirecek bir durum. Buna özellikle eğilmeleri gerekmekte. Ayrıca dikkat çekmek istedim. Sonra sağlık teknolojileri kısmı geliyor ki bu tıbbın geleceğinde de çok büyük yer kaplayacak kısım. Tıbbın geleceğinde telemedisinden, robotikten bahsediyoruz, yapay zekadan, nanoteknolojiden, biyoteknolojiden bahsediyoruz. Doktorlar artık bu işin içerisinde olacak. Hele şu anda ne tartışmaları var? Radyologlar işini kaybedecek mi? Yapay zeka radyologların yerini alacak mı diye. Çünkü artık o kadar fazla doğruluk %99, hatta kimi yerde %99.7, %99.9 doğruluk oranına sahip olacak şekilde o radyolojik görüntülemeleri yapay zeka yorumluyor. Derin öğrenme bunları yorumluyor. Şimdi bu durumda haliyle doktorlar işini kaybedecek mi diye söylentiler çıkmaya başladı. Türkiye'de henüz tam olarak yer etmedi ama yurt dışında bu konuşmalar var. Türkiye'de de şu an bunu izleyen arkadaşlarımız tıbbı bitirene kadar var olacak. Bu durumda ne yapmak gerekiyor? Korkup tıbbı bırakmak değil. Tabii ki bu teknolojilerin başında olacak doktorlar olmak gerekiyor. Şimdi yapay zekaya o radyolojiyi kim öğretiyor onları yorumlamayı? Yine doktorlar öğretiyor. Bunu öğretecek doktorlar olmanız gerekiyor. Bunu nasıl öğreteceksiniz? Sizin tıp bilginizin üstüne bir de yazılım eğitimi almanız gerekiyor. Bir derin öğrenme bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Böyle bir durum var. Biyoteknolojiden bakacak olursak, işte elektrik elektronik mühendisleriyle yahut yazılım mühendisleriyle yine çalışacak şekilde, onların dilini kavrayacak şekilde, kendi meramınızı anlatacak şekilde bir temel bilgiye sahip olmanız gerekmekte. Telemedisin aynı şekilde. Şimdi özellikle pandemi bunun gelişimini çok fazla hızlandırdı. Telemedisin ne oluyor? Doktor sizden uzakta, siz semptomlarınızı söylüyorsunuz yahut görüntülü olarak konuşuyorsunuz. Bunun birçok çeşidi var. Yahut giyilebilir işte sağlık cihazları vesaire var. Saat sizin kalp krizi geçirdiğinizi bile, bir prostat hastasıysanız kaç kere tuvalete çıktığınızı hepsine bakabiliyor. Bunları da tasarlayan kişiler yine doktorlar, yine mühendislik eğitimi olan doktorlar. Bu sebeple eğer sağlık teknolojilerinde çalışmayı düşünüyorlarsa bu konulara da ağırlık verebilirler. Son olarak da gelecek hakkında biyolojik savaşlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi hayat hep güllük gülistanlık değil. İleride mutlaka bir savaş bekleniyor ve bu savaşta kimyasal silahlar da kullanılacak, biyolojik silahlar da kullanılacak.
Kimyasal silahları hatta en son Suriye'deki o iç savaşta yöneticiler kullanmıştı, halkına püskürtmüştü. Biyolojik silah da aynı şekilde kullanılacak. Ve bu biyolojik silahla savaşmak için de sizin bunları üretmeniz gerekiyor. Siz önce o silahı yapacaksanız, sonrasında ona gerekecek olan panzehiri, hani zehri önce üretirsiniz, sonra panzehirini üretirsiniz. Aynı şekilde bu konuda da çalışmak gerekiyor. Mikrobiyolojiye ilgisi olan kişiler varsa yine bu konuya da bakabilirler. Çok teşekkür ederim hocam. Benim sorularım bu kadardı. Hepsini sabır ve nezaketle cevapladığınız için ben size çok teşekkür ediyorum. Tabii ki aslında şimdi arkadaşlar şöyle de itiraf etmek de gerekirse sorularımızın biraz da Kübra Hocam'ın kendi sorularıydı. Çünkü yani işi uzmanından öğrenmek gerekiyorsa yani benim eksik kaldığım noktalarda yine kendisi zahmet edip hazırladı ve kendisine de burada çok teşekkür ediyorum. Bize de hem bu 1,5 saatlik ayırdığınız süre zarfı içerisinde hem bu soruların hazırlanması sürecinde de yani sonuçta bizler belki yani farklı bölümlerde okuyan öğrenciler olarak bu bakış açılarına uzaktan sahibiz. Ama sizler gibi içerisinde olup bilinçli okuyup işin felsefesini, tabiri caizse işin omurgasını, iskeletini bilen uzmanlarımızdan bunları dinlemek bizler için çok kıymetli oldu, çok faydalı oldu. Umuyorum ki üniversite tercih edecek arkadaşlar için de bu videolar çok kıymetli oluyordur. Aslında ben hep şey söylüyorum hocam bu yayınlarda. Hani arkadaşlara aslında bu bölümü neden tercih etmelerini anlatmak gerektiği kadar neden tercih etmemelerini de anlatmak gerekiyor. Yani sonuçta ömürleri boyunca mutlu olacakları, ömürleri boyunca severek, isteyerek çalışacakları, mesai harcayacakları bölümlerde ve mesleklerde olmaları gerektiğini düşünenlerdenim. Ve bu mutluluk da umarak söylüyorum ki başarı getirecektir ve bu başarı hem maddi hem manevi bir başarı olacaktır. Hem fiziksel hem de iç tatmin anlamında bir başarı olacaktır. Tabii ki sözün sonunda ben Kübra Hocam eklemek istedikleriniz varsa biz seve seve dinlemek isteriz. Benim sorularım bu kadardı. Güzel moderatörlüğünüz için çok teşekkür ederim. Ayrıca davetiniz için de çok teşekkür ederim. Sorular kısmında fakülteye girerken hepimizin aklında çok soru vardı. Ve içinden birisi olarak da birazcık daha seçme sorularla ilerlemek istedim. Bu sebeple teşekkür ederim tekrardan. Gerçekten şu anda Çağaşan Eczacılar platformu olarak çok güzel işler yapıyorsunuz. Diğer videolarınızı da seyrettim. Tercih döneminde olan arkadaşlara gerçekten bu videolara ihtiyacı var. Başta da söylediğiniz gibi olay birazcık daha çarpıklaştırılarak yayınlanan birçok video yer alıyor internette. Biz daha çok ayna görüntüsü, ayna tutarak bakmak istedik. Hem olumlu hem olumsuz taraflarına. Bunu sağladığınız için de, buna vesile olduğunuz için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Arkadaşlar bugün Öğrencisinden Dile yayın serimizin konuğu Sayın Hatice Kübra Çıkırıkçıoğlu oldu. Hocamıza kendi bölümüyle alakalı olarak neden tercih ettiğinden tutun da bölümün derslerinden mezun olunca hangi alanlarda çalışacaklarına kadar geniş bir yelpazede sorularımızı sorduk. Hocam ben sizlere tekrardan teşekkür ediyorum. İnşallah hekimlik hayatına başladığınızda da meslek hayatınızdaki tecrübelerinizi, meslek hayatınızdaki kazanımlarınızı da başka bir yayında dinlemek isteriz. Tekrardan katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.